kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı hem çok kolay hem de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz rengarenk güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için dört farklı renkte ip kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Bebek günlerinde 3 ya da üç buçuk numara şiş kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza geçelim. Modelim için öncelikle ilmeklerimi şişime atarak başladım. Birkaç sıra lastik niyetine haroşa ördüm. Siz tabi normal bir lastik ördükten sonra modele başlayabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısı 9 ve 9'un katlarından oluşmaktadır. Artı 6 tane daha ilmek ilave ediyoruz. Kenar patı yapmak isterseniz de ayrıca kenar patı içinde ilmek ekleyerek başlayabilirsiniz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve modele arka yüzden başlıyorum. İlk kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra Şöyle ipimi kendimden tarafa aldım ve 6 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Kenar ilmeğini ördüm. 2 4 6 ilmek ters ördüm. Şimdi arada 3 ilmek düz örüyorum. Bu düz ördüğüm ilmekler benim haroşalarım olacak sıra sonuna kadar yani modelimiz örgümüz bitene kadar haroşa şeklinde devam edecek. 3 ilmek düz ördükten sonra tekrar 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Modeli kurmaya da örgünün arka yüzünden başlıyoruz. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğim kaldı. Onu da ipimi şöyle kendimden tarafa alıyorum. Örmeden diğer şişime aldım. Şimdi ilk sıramızı tamamladık ve modelin ön yüzüne geldim. Ön yüzden hiçbir işlem yapmadan şöyle kenar ilmeğimi öncelikle düz olarak ördüm ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzden ters düz örgü yapmıyoruz. Karışık olarak sadece ön yüzden düz olarak tersi de düz düzü de ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi düzü bir böyle alıyorum. Sonra terse geldiğim zaman yönü farklı olduğu için bu şekilde düz örüyorum. Önemli olan düz örmeniz, nasıl aldığınız önemli değil ilmeği. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. İpimi kendimden tarafa aldım. Kenar ilmeğimi de örmeden aldım. Evet şimdi ikinci sırayı da tamamladık. Modelin üçüncü sırasındayım. İlmeklerimi gördüğüm gibi alıyorum. Kenar ilmeğimi kenarda düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzden 6 ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 4, 6 ilmek ters ördüm. Şimdi 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. Hem ön yüzden hem arka yüzden burayı düz olarak örüyoruz ki haroşamız oluşsun. Tekrar 6 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ters. Şimdi tekrar 3 ilmek düz. 1 2 ve 3. 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İp kendimden tarafta son kenar ilmeğimi de örmeden aldım. Şu üçüncü sırayı da tamamladık. Modelin ön yüzüne geldim. Ön yüzden ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzde sadece yapmamız gereken bütün ilmekleri düz olarak örmek. Ters olan ilmeği de düz örüyoruz. Düz olan ilmeği de ters olarak örüyoruz. 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Arada 3 ilmeğim var. Tekrar bunu da haroşalarımı düz olarak örüyorum. 3 il, 6 ilmek tekrar düz örüyorum. Haroşalı bölüme geldiğimiz zaman tekrar bu 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. İp kendimden tarafta ve kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi buraya kadar şöyle bir bakalım. 6 ilmek düz ördük. Arada 3 tane haroşamız var. Tekrar 6 ilmek düz olarak görünüyor ön yüzden. Tekrar 3 ilmek haroşa ve 6 ilmek düz ilmeğim var. Birer tane de kenar ilmeklerim var. Şimdi e, renk değiştirmek için şu arada gördüğümüz lastik olan bölümü saymıyorum şöyle elimle tutuyorum şu görmüş olduğunuz haroşa dişleri toplamda 4 adet olması gerekiyor yani bu ara boşluğu 4 de olur 5 de olur ben 4 olarak ayarladım yani bu şekilde saydığınız zaman 1 2 3 4 tane haroşa dişi gözükmesi lazım ön yüzden şimdi ben burayı 4 sıraya tamamladıktan sonra tekrar anlatımına devam edeceğim Evet şimdi ben haroşaları 4 sıraya tamamladım. Hemen şöyle göstereyim. Şurası lastik burayı saymıyoruz. Lastikten yukarısını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oldu. Şimdi burada renkli ipimi bağlıyorum. Kenarda beyaz ipimi bıraktım. Pembe bir ip bağladım ve onunla devam ediyorum. Şimdi burada renk değiştirdiğimiz için kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi buradan kenar ilmeğimi ördükten sonra 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeği düz ördüm. Aslında 6 tane ilmeğimiz var. Biz modelimizi bir çapraz vermek için bu son ilmeği yani 6. ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeklerden sonuncusunu aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 4 5 ilmek düz ördüm. 1 ilmeği örmeden aldım. Arada haroşalarım var. Şimdi bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Tekrar buradaki düz ilmeklerime geldim. 6 tane düz ilmeğim var. Baştakini örmeden alıyorum. Aradan 1 2 3 4 tanesini düz olarak ördüm. Sonuncuyu düz ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Şu 6 ilmek üzerinde yapıyoruz. Başta ve sondaki ilmekleri örmeden alıyoruz. Aradaki 4 ilmeği düz olarak tekrar örüyoruz haroşalara geldiğim zaman tekrar bu 3 ilmeği düz örüyorum. 2 ve 3. Tekrar burada düz ilmeklerim var. Birincisini örmeden alıyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5. Burada sonda yani son modelde sonuncu ilmeği örmeden almıyoruz. Yani tamamını örmüş oluyoruz. Bu şekilde renkli ipimizde de ilk sırayı tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Renkli ipimizde de haroşa oluşturacağımız için arka yüzden de bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Burada düz örüyoruz ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek oldu. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Ve pembe ilmekleri düz olarak örüyorum. 3 ilmek daha düz ördüm. Burası haraşo olan bölüm. İp kendimden tarafta ve ilmeği örmeden diğer şişime aldım. Arada 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İp kendimden tarafta ve son ilmeği de örmeden diğer şişime aldım. Arka yüzden de bütün ilmekleri düz ördük. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve yine bu ilmeklerimizi düz örüyoruz. Haroşa yapacağımız için ilmeklerimiz düz olarak devam edecek. 3 4 5 6 Yani kenar ilmeği ile birlikte 6 tane ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Aradaki 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2, 3. 1 ilmek tekrar örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta ve son ilmeği örmeden aldım. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzden de bütün ilmekleri tekrar düz olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi bunu da şöyle hemen 1 2 tane düz örelim ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz düz olarak örülmeye devam edecek. Pembe ilmeklerimizi düz örüyoruz. İp kendimden tarafta ve örmediğim ilmeği dördüncü kez tekrar örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz olarak örelim. Örmeden aldığımız ilmekleri tekrar örmeden devam edelim. Şimdi arka yüzden de ilmeklerimizi düz olarak ördük ve modelimin ön yüzüne geçiyorum. Ön yüzden 2 haroşa dişi olana kadar pembe ipimizle ördük. Şimdi pembe ipimle işim bitti. Onu burada bırakıyorum. Alttan tekrar beyaz ipimi alıyorum. Şimdi modelimize şekil vermeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra aradaki pembe ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 1, 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi burada yanlarda 2 tane beyaz ilmeğimiz var. Bunları 4 sıra boyunca örmeden almıştık. Şimdi bunları burada bırakıyorum. Öncelikle şu pembe ilmeklerim kaçmaması için diğer şişime şu şekilde aldım ve sondaki beyaz ilmeği de bıraktım. Şimdi sol şişimle baştaki uzun beyaz ilmeği sona alıyorum. Bir çapraz yapıyoruz çünkü. Bunu sona aldıktan sonra 3 ilmeği uzun ilmeğin önüne bırakıyorum. Sondaki uzun ilmeği de alıyorum. Pembe ilmeklerin önüne bırakıyorum. Yani bir tane çapraz yapmış olduk. Şimdi bu uzun ilmeği burada düz olarak örüyorum. Şöyle yönümüzü değiştirelim. öncelikle bunu ördüm. Sonra aradaki pembe ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 ve 3. 3 ilmek düz ördüm. Sondaki uzun ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böyle bir çapraz oldu. Şimdi arada tekrar ilmeklerimi örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buraya geldiğim zaman tekrar ilmeklerimi bırakıyorum. Şöyle ilk baştaki beyaz ilmeğimi bıraktım. Aradaki 3 ilmeği diğer şişime alıyorum. Sondaki beyaz ilmeği de bırakıyorum burada. Şimdi baştaki beyaz ilmeği sona alıyorum. Sonra bu 3 ilmeği uzun ilmeğin önüne alıyorum. sondaki beyaz ilmeği de getiriyorum. Başa bırakıyorum ve bir çapraz yaptım. Öncelikle buradaki beyaz ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada 3 ilmek düz olarak örüyorum. Ve bir tane daha uzun ilmeğim var. Bunu da düz olarak ördüm. Şimdi kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar sadece düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örmeden diğer şişimi aldım. Evet şimdi modelimizi bu şekilde şekillendirmiş olduk. Tekrar başa dönüyoruz. Arka yüzden 6 ters 3 düz şeklinde devam ediyoruz. Hemen şöyle 1-2 sırasını yapalım birlikte. Devamı yine aynı şekilde olacak kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi arada haroşalarımız yine aynı şekilde devam ediyor. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. 6 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 3. 6 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 kenar ilmeğimi de örmeden diğer şimdi aldım. Şimdi modelin ön yüzüne geçiyoruz. Birinci sıranın tekrarını yapıyoruz. Yani şurayı yapıyoruz. Toplamda 1 2 3 4 diş haroşa olacak. Yani bu arada birincisini yaptık zaten. Toplamda 4 diş olacak şekilde tekrar hazırlayalım. Evet şimdi modelimin ön yüzündeyim ve ikinci modelim için haroşa dişlerini şöyle bakın bu aradakileri 1, 2, 3, 4 sıraya tamamladım. İkinci modelim için bir hazırlık yapmış oldum. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Renkli ipimizi alıyoruz. Dilerseniz aynı renk iple devam edebilirsiniz. İsterseniz de değiştirerek rengarenk de yapabilirsiniz bu modeli. Şimdi farklı bir renkle buradaki pembe olan haroşaları İki sıra şeklinde örüyoruz. Yani iki diş olacak şeklinde örüyoruz. Toplamda dört sıra oluyor. Ve bu kenarlardaki yani şuralara denk geliyor. Baştaki ve sondaki beyaz ilmekleri bu şekilde örmeden alıyoruz. Kalan bütün ilmekleri örerek devam ediyoruz. Burada da aynı şekilde 3 tane haroşamız var ve kenarlardaki baştaki ve sondaki düz ilmekleri Örmeden alarak toplamda 4 sıra renkli ipimizle örüyoruz. Sonrasında da modeli ilk modelde yaptığımız gibi çapraz bir görüntü veriyoruz. Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor. İkinci, üçüncü ve bir sonraki modellere de birinci modele bakarak devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu modelimi de daha önceden büyük bir parçada hazırladım. Sizlere fikir olması için çok da güzel ve çok beğenerek ördüğüm bir model oldu. Her bir model içinde farklı bir renk kullandım. Dilerseniz tek renkli, dilerseniz iki renkle ya da benim gibi her bir modeli ayrı renkle örerek tamamlayabilirsiniz. Özellikle çocuk hırkalarında, yeleklerinde kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli. Şöyle hemen arka yüzünde çevirelim. Arka yüzden de çok temiz ve güzel bir görüntüsü var. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız. Bir sonraki yeni videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.